Varroksu hastalığı nasıl tedavi edilir dersek, tedavi iki türlü şu anda planlanıyor. Birincisi, çok fazla şeyde, internette ve sosyal medyada kapalı varoksel ameliyatı, işte kesiksiz varoksel ameliyatı gibi tabirlerle çıkan şeyleri var, tedavi şekilleri var. Bunlar embolizasyon olarak girişimsel radyolojinin yaptığı işlemler. Bunu ilk planda çok fazla önermemekteyiz. Başarı oranının düşük olduğunu bilmekteyiz. Bizim önereceğimiz şey de mikroskobik varikosel, varikoselektomi dediğimiz seçenektir. Burada mikroskop altında yapmanın önemini biraz vurgulamak gerekiyor. Çok sayıda venöz yapılar vardır ve bu venlerin tek tek mikroskop altında bağlanması gereklidir. Aynı zamanda bu venlerle beraber bu kordon içerisinde lenfatik yapılar, testise gidecek arterya yapıları vardır. Bunların korunması için de mikroskopik varikosel önemlidir. Neden mikroskopik yapacağız veya avantajları ne diye düşünür isek, bu testis arterlerini ve lenfleri korumanın dışında bununla koruduktan sonra nüks ihtimali oldukça azalmaktadır. Aynı zamanda eskiden daha sık gördüğümüz mikroskopik varikosel yapmadan önce testis etrafında su toplamasına sebep olacak olan fibrosel komplikasyonları da bu mikroskopik varikoselde olabildiğince azalmaktadır. Buna önereceğimiz mikroskop gerçekten iyi kaliteli bir mikroskop olması lazım. Bazen lupla da yapılabilir. Bunun büyütmesi mikroskop kadar kaliteli olmadığı için lupla yapılmasını çok fazla önermeyiz. O yüzden mikroskop olan bir ameliyathanede mikroskopik varikoselektomi yaptırmanızı öneririz. Anestezi hakkında bilgi gerekirse, bu her türlü anestezi olabilir. Yani genel anestezi altında olabilir. Sadece belden alçıda uyuşturulacak olan spinal anestezi altında olabilir. Çok fazla sıkıntı var ise lokal anestezi altında da yapılabilecek bir ameliyat prosedürüdür. Kasın oradan yaklaşık 2 cm'lik bir insizyonla subinguinal kesi dediğimiz bir kesiyle ameliyat sahasına girmekteyiz. Yaklaşık 30-60 dakika süren bir ameliyattır. Aynı gün taburcu olabilir ya da öğleden sonra yapmışsak bir gün sonra sabah taburcu ederiz. Kişi zaten bir gün içerisinde kendini toparlar ama 3 gün bir istirahat öneririz. 3 gün içerisinde özellikle bu hastamızın çoğu genç olduğu için herhangi bir problemle yaşamamaktayız. Bir hafta içerisinde genelde istirahat öneririz işe dönmesi için. Spor yapıyorsa da spor içinde yaklaşık 2 haftalık bir süreç beklemesini isteriz. Cinsel ilişki konusunda da bu ameliyattan sonra daha önceleri böyle bir hafta 15 gün cinsel ilişki yasakladığımız oldu ama uyum konusuna gelince çok fazla hastalar bu konuda kendisini uyumlu sağlayamadı. O yüzden biz bu konuda çok fazla şey yapmıyoruz. Yani gücü yetiyorsa, ağrısı yoksa, şikayeti yoksa da cinsel ilişki konusunda herhangi bir sınırlama yapmıyoruz. Ameliyat sonrası ağrı çok beklediğimiz bir şey değil. Çoğunlukla oral hap şeklinde alacağımız bir ağrı kesiciyle bunların hepsi tolere edilebiliyor. Daha önce de söylediğim gibi ağrı dışında komplikasyon olarak hidrosel gelişebilir ama mikroskopik varikosel yapıldıktan sonra çok fazla hidrosel görmüyoruz. Eskiden %30'lara kadar bir hidrosel görme şeyimiz vardı, ihtimalimiz vardı. Varikosel ameliyatı oldu. Ne olacak? Yani ne zaman bize yansıyacak bu dersek eğer? Bir spermin testisten oluşumu yaklaşık 3 ay kadar sürer. Bize tam etkisi, varikosel ameliyatının tam etkisini görülme zamanı da yaklaşık 6. aya kadar sürmektedir. Yani biz bir varikosel ameliyatı olduk. Bundan sonra işte spermlerimizi, işte spermiyogram parametrelerimizi veya sperm kalitesini nasıl etkileyecek ve ne zaman etkileyecek dersek bu 6. ayda pik düzeye ulaşmaktadır faydasını görmemiz için. Şimdi beklediğimiz şey tabii ki 6. aya doğru spermin sayısının artması, hareketlerin artmasıdır. Ama varikosel ameliyatı biraz daha farklı bir ameliyattır. Yani illaki bu parametrelerin değişmesi gerekmez. Bazen hiç bu parametreleri oynatamıyoruz ya da bu parametrelerle ilgili bir değişiklik yapamıyoruz ama gebelik oranını mutlaka arttırdığını düşünüyoruz. Aynı zamanda bunları konuşurken eğer bu varikosel ve infertiliteyi mutlaka sigara faktöründe akıldan çıkartmamak lazım.
İnfertil erkeklerin özellikle sigara konusunda dikkat etmesi lazım. Sigara spermin hareketliliğini etkilemektedir ve sigara da bu konuda arka plana atılmamalıdır.